Drive. Drive yatırımından herkese merhaba. Bilanço sezonu bugün itibariyle Arçelik ile başlıyor. Tabii Borsa İstanbul'da son günlerde önemli volatilite görülüyor. Dolayısıyla 5400'lere, 5500'lere kadar gidip 5100'lü seviyelere kadar geri çekilen bir Borsa İstanbul var. Gün içerisinde kağıt bazında devre kesiciler devreye giriyor. %5-10 iki yönde de hareketler yaşanabiliyor. Bazı hisseler tabii ki finansallara dair beklentilerle daha iyi performans sergiliyorlar. Bu sektörler hangileridir, nasıl ayrışmalar beklenebilir? Konunun uzmanı TFG İstanbul Genel Müdürü sevgili dostum Mete Yüksel ile bunları konuşacağız. Mete merhabalar, hoş geldin. Selam, hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bugün itibariyle başlıyor bilanço sezonu ve hani hangi sektörler ön plana çıkar? Euro dolardaki hareket, tüfedeki düşüş, bankalara dair beklentiler, holdingler neleri fiyatlıyor, iştirakleri nasıl? Hepsini senden bir buket halinde rica edelim. Tabii ki. Şimdi Arçelik geliyor. Arçelik bizim en bir numara baktığımız olay FAVÖK'tür. Yani operasyonel kar gelişimi. Operasyonel kar gelişimine de bakarken biz bankalarda hani çeyrekten çeyreğe artışa vesaire bakıyoruz ama normal sanayi şirketlerinde çeyrekten çeyreğe baktığın zaman mevsimsel gelişmeler araya giriyor. Yani üçüncü çeyrekte dördüncü çeyreğin mevsimsel etkileri pek çok sektör için birbirinden bambaşka yerlerde. İşte turizm olsun, beyaz eşyası olsun, işte otomotiv olsun, hepsinde farklı mevsimsellik kategorileri işin içine giriyor. Ondan dolayı geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar artmış operasyonel kar, ona bakıyoruz. Operasyonel kar dediğimiz şey de nakit operasyonel kar. Yani amortisman gideri bir gider değildir. Onun için operasyonel karın üzerine amortisman giderini tekrardan koyup İşte faiz, vergi, amortisman öncesi kar olan FAVÖK'ü, FAVÖK'teki artışa bakıyoruz. Arçelik gelecek, %105 bir artış var. Bu çok iyi, tamam, yani enflasyonun üzerinde bir artış. Ama bizim bakış açımız şu, bu çok iyi bir artış olabilir. Ama üçüncü çeyrekte yıldan yıla ne kadar artmış ki o şirketin karı? Belki %105 şimdi dördüncü çeyrekte FAVÖK'ü artacak olan Arçelik'in üçüncü çeyrekte FAVÖK'ü %200 artmıştı. Belki yavaşlayarak gidiyor. Bu iyi bir şey olmayabilir. Ondan dolayı bir önceki çeyrekte de yıldan yıla büyümeye bakıyoruz. Mesela Arçelik'in %65 büyümüştü 3. çeyrekte. Demek ki %105 güçlenerek ilerleyen bir operasyonel performansı gösteriyor. Operasyonel kar marjı, FAVÖK marjı da artarak gidecek. Her ne kadar işte şirketin yıllara sari verdiği yönlendirmenin biraz altında kalacak olsa da 3. çeyreğe göre iyileşmeye işaret ediyor. Pek çok ihracatçı şirkette aynısını göreceğiz. Ve analist camiasının eğilimi bu şekildedir. Bir önceki çeyrek eğilimi aşağı çeker bir sonraki çeyrekle ilgili kar öngörülerini. Ondan dolayı da genel olarak analist camiasının ihracatçı şirketlerde birazcık düşük tahminler yaptığını ve açıklanan karların beklentiden daha iyi gelmesini bekliyorum. İhracatçı şirketlerde bunu niye bekliyoruz? Şundan dolayı bekliyoruz. İşte 0.98'lere kadar inmiş olan euro dolar paritesi yardırdı gitti 1.09'lara. Biz dövizle ithalat yapıp emtiaları alıp onu işleyip euro ile satan bir ülke değil miyiz? Bundan dolayı da bir rekabet avantajı elde ediyoruz. Kur sabit diye serzeniş var ama euro kuru sabit değildi. Dördüncü çeyrekte asgari ücret zamları da dördüncü çeyreği çok fazla vuran bir fonksiyon değildi. Ondan dolayı dördüncü çeyrek hem operasyonel maliyetlerin süper artmadığı, ha keyfe keder bir şekilde karşılıklarla vesaire arttıran şirketler var. Onları hariç tutuyorum ama operasyonel olarak artmaması gereken, fakat ihracat yapan şirketlerde hem ihracat rakamlarının arttığı, marjların arttığı bir dönem olacak. Arçelik bunların ilki olarak karşımıza çıkacak. Onun dışında euro dolar paritesini hedge etmiş olan bir takım ihracatçı şirketler elbette ki bu güzelliklerden istifade edemeyecekler. Yani euro dolar paritesindeki yukarıya gidişten olumlu etkilenemeyecekler. Ama onları hani azınlıkta tutarsak genel olarak bizim baktığımız beyaz eşyaydı, otomotivdi, hazır giyimdi, hazır gıdaydı. Şirketlerinin biraz beklentinin daha ötesinde kar getirmelerini bekleriz. Bankacılık sektörü hep konuştuğumuz mevzu ama tekrar etmekte fayda var zamanı gelmişken. Ayın tabii son günü Akbank açıklayacak. Karlar süper iyi gelecek. Yani
Üçüncü çeyrekte %50'ler civarında gelmiş olan öz sermaye karlılıkları, özel büyük mevduat bankaları için konuşuyorum. Şimdi %50'nin dahi üzerinde gelecek. Hatta bazılarında %60'lar, 60'ın hafif üstü mertebelerinde bile öz sermaye karlılıkları göreceğiz. Ama evet, biz şunu öneriyoruz. Arkadaşlar, dördüncü çeyrek süper kar gelecek diye gidip banka ağırlığınızı arttırmayın. Çünkü birinci çeyrek 2023'te de bütün bunların geriye sardığını göreceğiz. Temkinli olma zamanı. Evet, dile getirdiğin gibi aslında 2022 son çeyrek itibariyle, tabii artık geride kaldı. Biz şimdi Ocak ayının sonuna doğru geliyoruz ve yani oradaki performans aslında 2023 geneline çok bir ışık tutmayacak. Bir sene öncesine de bakıyorum, o da pandemi dönemine ilişkin. Yani oradan buraya sağlanan artışların da aynı şekilde 2023'te devam etmeyeceği. Belki işte biraz daha emtia grubuna dönecek olursak, hani o tarafta petrokimya, demir çelik tarafında talebin zayıf gittiği bir dönem 4 çeyrek, ama belki önümüzdeki yıl Çin'in açılması biraz daha hareketlenebilir. Yani bir bankacılık gibi, hani işlerin çok iyi gittiği 2022 sonunda o kadar belki iyi gitmeyebileceği bir 2023. Bir de belki biraz daha sanayi taraf için 2022'de işler o kadar iyi gitmedi. 2023'te belki biraz bunun toparlanma, dönme şansı var. Tabii dünyada resesyon olmaz. İşte Çin'de bakıldığında açılma tam olarak gerçekleşir. Hani birkaç tane şarta bağlı, ama hani banka sanayi ayrımı konusunda bir şeyler söylemek ister misin? Evet, yani ihracatçılar başta olmak üzere iyi, ama şu da var. Mesela dördüncü çek, turizm çok iyi oldu. Onun için bütün turizm ve işte havacılıkla ilgili hisseleri gidip alalım falan gibi bir şey de yok. Bunlar kendi içinde çok fazla ayrışan sektörler. Yani bu sektörün içinde de alt segmentler var. Onun için bu farklara dikkat ederek ilerlemek lazım. Mesela havacılık sektörüne bakıyorum. Pegasus, Favökü, operasyonel karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %650 artacak. Bu iyi mi? Evet, yani üçüncü çeyrekteki artışın neredeyse iki katı. Süper iyi. Ama Türk Hava Yolları'na bakıyorum. Aynı performansı ben Türk Hava Yolları'nda mesela görmüyorum. Yani enflasyonun bile neredeyse altında kalacak şekilde, yani %82 gibi bir artış var TÜFE enflasyonun üzerinde, ama işte üretici fiyatlarının altında vesaire gibi kurgulayabiliriz. En yüksek artanlardan bir tanesi olmadığı gibi 3. çeyrekte yıldan yıla %250 artmış olan bir operasyonel kar varken, yani beni düşündürüyor, koşarak almamı gerektirecek bir durum yok. Onun için sektörlerin kendi içinde de performanslarını göz önüne alarak bakmak lazım. Mesela TAV süper iyi, konsensusa bakıyorum %150 artış var, tamam, ama 3. çeyrekte de %160 artış vardı. Fiyatın içinde olan şeyler, yani 3. çeyrekte gördüğümüz performansın aynı yıldan yıla büyümeyi göstermesi, o şirketlerin, o sektörlerin iyi performans göstermesini gerektirmiyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Artı emtiasal sektörlerden bahsettim. Bunların hepsi döngüsel. Yani demir, çelik, petrokimya gibi sektörlerden bahsediyoruz. Döngüler de böyle hani bir çeyrek, üç çeyrek sürmüyor. Birkaç yıl süren döngüler. Ve 2022'de o döngünün zirvesi geride kaldı. Yani mesela Ereğli demir çeliğe bakıyorum. Tam üçüncü çeyrekte bir operasyonel kar düşüşü vardı %25'ler civarında. Dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemde de böyle %70-75 düşüşler söz konusu olacak. Petkim'de keza yani %48 düşmüştü üçüncü çeyrekte yıldan yıla operasyonel kar. Şimdi çok daha fazla %75'ler civarında analiz beklentilerinin ortalaması, aritmetik ortalaması 175 düşüyor. Yani düşüş var, hem de o düşüş artarak ilerliyor. Ondan dolayı da döngüsel şirketlerden biraz uzak durma zamanı ve bu tek çeyrek olarak konuşmuyorum. Tamam, yani birinci çeyrekte inceden bir destek olacak. Çin toparlıyor, bundan dolayı hurda fiyatları arttı. Nihai mamul fiyatları arttı. Ama Türkiye'de entegre üreten demir çelikçiler en azından bir bölümü maliyetlerinin Türk lirası cinsinden olduğu için kendilerini korudular vesaire gibi bir hikaye yazabiliriz kendimize. Ama uzun vadeli olarak düşük ağırlıklı, bankalarla beraber düşük ağırlıklı taşınması gereken bir sektördür demir çelik sektörü bizce. Onun dışında da bazı şeyler var. Yani kar artışı var ama arzu edildiği kadar artmayacak olan şirketler var. Mesela Aselsan'a bakıyorum ben. Yani %30-40 bir kar artışı öngörülüyor. Düşük, enflasyonu çıkartacak bir operasyonel kar artışı değil. Hatta bir önceki çeyreğe baktığımız zaman %150'ler civarındaymış. Ona göre daha da az. Onun için yani bu konteksti iyi koymak lazım. Evet, yani bir önceki çeyrekteki beklentileri karşılayabilen ya da onun üzerine çıkabilen şirket sayısı zaten borsa performansları ile de kendisi herhalde Şubat ayı genelinde ortaya koyacaktır diye herhalde özetleyebiliriz.
Sevgili Mete Yüksel, çok teşekkür ediyorum verdiğin katma değerli bilgiler ve analizlerin için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Görüşürüz. Evet sevgili Thrive Yatırım izleyicileri, herhalde Türkiye'de borsa ile ilgili, şirketlerle ilgili bir kişiyle sadece konuşma hakkım olsa o Mete Yüksel olurdu. Çok şanslıyım ben de onunla her hafta program yapabildiğim için her konuştuğumda bir şeyler öğreniyorum kendisinden. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yeni yayınlarda Thrive Yatırım'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.